hep diyoruz ya böyle yeni şarkılar kolay kolay tutmuyor. Eskiye bir özlem var diye. Evet. Bir şarkı düşünün ki 16 yıl sonra viral olsun. Evet. Alişan'ın Hele Bir şarkısı, remixi şu an her yerde. Herkes dans ederek videolar çekiyor bu şarkıyla. Öyle keşfedilmeyen o kadar yapılmış şarkı var ki, bu Alişan için şans olmuş, iyi olmuş. Bilmiyorum, kendisini tekrar promote etti şarkıyı. Yaşım ama da ortaya çıkıyor Alişan bu arada. Ya şey de yıllar sonra çıktı ya işte Çağan Irmak filmiyle, biliyorsunuz. Anlamazdın, anlamazdın. Ha, evet, evet, evet. Ay, bir dinleyelim mi seyircilerimizi, tekrar hatırlatalım. Dinleyelim. Nasıl şarkı ama? Ya, ay, sabah ya, sabah iyi oldu uyandım ya, be. Oh. İşte böyle şarkılara ihtiyacımız var. Yani Alişan tabii çok büyük emek verdi müzik sektörüne. 20, şimdi mesela 27 böyle yıldır şarkılara ihtiyacımız var dedi. Nakarata kulağından kaldı mı aklına? Söyle bakayım. Söyle. Hele bir. Ya birkaç gün sonrası. Peki Alişan şu an aklımızda, kendisinden dinleyelim o zaman. Günaydın Alişan. Müzik işte, müzik. Bilal abi lütfen. Günaydın Alişan. Canım Alişan, merhaba. Günaydın herkese, selamlar. Hoş geldin. Günaydın, hoş geldin. Ya 16 yıl sonra nasıl oluyor bu? Vallahi ben de bilmiyorum nasıl oldu ama bir sabah kalktım. Bana böyle bir sürü arkadaşımdan mesaj, Hele Bir diye bir şarkı varmış, Hele Bir diye şarkı varmış. Kaç senesinde çıkmıştı o? 2007. Ooo, 2007'den bugün. 2007, Altan, ama şarkının bestesi çok sağlam. Altan Çetin, Türk pop müziğine. Tabii. Türk pop müziğine yıllarca ne hitler kattı Altan Çetin. Birisi. Evet. Hatta dün Altan abiyle de konuştum. Altan abi dedim, böyle böyle şarkı patlamış. Ya dedi, ben de inanamadım. Bana da yıllar sonra gel, şarkı çok güzel bir şarkıydı. Biz bu şarkıya zaten o zaman da çok inanıyorduk ama 2007-2006 yıllarında az önce Selen Hanım söyledi, biz 14-15 şarkılık albümler yapıyorduk. O kadar şarkı o albümlerin içerisinde kayboldu. Kaynıyordu. O kadar tabii güzel şarkılar gitti ki. 2-3 tane şarkıya klip çekiyorduk, öbürlerini unutuyorduk. Bir de o dönemler bu yaptığımız sound Tarık Ceren yapmıştı. Erol abi, Erol Küse'nin prodüksiyonuydu bu. Benim yaptığım Erol abiyle tek albüm bu zaten. Tarık Ceren yapmıştı ve o aranca o zamana göre birazcık fazla batıydı galiba. Hani bizim tarzımızdaki sanatçılar bu kadar batı okumuyordu ya. Evet. Bu yeni şarkılar tutmuyor ya Alişan son zamanlarda. Rapçiler ya dinleniyor öyle da. Öyle maalesef. Ya da yeni şarkılar tutuyor, sanatçılar tutmuyor. Öyle bir durum var. Bu kulüp versiyonu, evet, galiba. Klap versiyonu. Birisi yapmış, atmış mı? Nasıl oldu bunun çıkışı? Evet, yok. Bu yeni bir aranje birisi yapmış ama şarkının patlaması, bu şarkıya TikTok'ta o kadar fazla böyle video çekiliyor ki, ben TikTok'a biraz uzağım ama bundan sonra daha yakın olacağım. Evet. Çok fazla, 3 gün içerisinde 300 bine yakın video çekilmiş, of, 2 milyona yakın dinlenme olmuş. Spotify'da şu anda Türkiye listesinde ilk 7'de, ilk 8'de bu şarkı. Ya her şeyin resmen bir kısmeti var. Şarkı 2007'de yapıyorsun. Albümde şarkılardan bir tanesi. Esamesi okunmaz. Yani kaç sene geçtikten sonra dijital platformda bu. Acaba ne oldu da keşfedildi? Yani düğmeye basan dinamik ne oldu bu şarkıda? Ya o TikTok çok iyi bir ortam. Yani orada bir anda birisi bir şey paylaşınca, ya herhalde bir fenomenlerden birisi bir şey paylaştı. Ya da bilmiyorum. Benim mesela seni biraz fazla sevdim de, geçen sene de o yine TikTok'tan böyle bir durum oldu. Yani eski şarkıları insanlar daha mı özlüyor, daha mı seviyor, ya da bu yeni bir şarkı gibi belki insanlar. Ama hani onu diyeceğim, bu şarkının altyapısı çok bu jenerasyona uymuş. Yani o zaman biraz ileriye yönelik bir şey yapmışsınız. Evet, işte onu diyorum ya, hani o zamanki yaptığımız altyapı belki insanlara birazcık böyle bir şey geldi. Daha yabancı geldi. Bizim tarzımız fantezi, arabesk. Hani ara ara benim o zamanlar patlamış ikimize birdenler, olay bitmiştirler de böyleydi ama bunun altyapısı biraz daha farklıydı, biraz daha poptu. Ya da dinleyicin seni özlemiş olabilir. Sen artık televizyon programcısı oldun, müziğe ara verdin gibi gözüküyor. Yo, aslında ara vermedim. Konserler, işte turneler, ondan sonra çalışmalarım bayağı devam ediyor. Ben programda da şarkı okuyorum. Benim her zaman programda şarkı okuduğum bir grubum var ve onlarla her zaman, yani her programın içerisinde mutlaka müzik oldu. Geçtiğimiz yılda ben güzel bir şarkı çıkardım yine. O da fena gitmiyor. Ve işte dün akşam yine stüdyo dedim, Ceylan'la çok güzel bir düet geliyor, bir arabesk şarkı. Bayağı bir damar bir şarkı. Özledik arabeski, evet. Ne güzel. O zaman yine halk konserleri başlar mı? Yani seni halk konserlerinde de görmek istiyoruz. Böyle karşında 10 bin kişi, 20 bin kişi, Alişan. Abi ben bu sene sadece Erzurum'da yaptığım konseri zaten sosyal medyamda paylaşıyorum.
100 bin kişi geldi konsere. Yani bu yaz boyu çok halk konseri yaptım. Ama halk konserini hani genelde biliyorsunuz ya kadın sanatçı olup bir yerlerden frikik vereceğim ya da sahnede bir şeyler söyleyeceksin. Ne alakası var Alişan sende ya? Bir sürü erkek solist de çıkıyor. Berkay çıkıyor. Özcan çıkıyor. İlla onlar dekolte mi veriyor? Hayır onların çıktığı genelde gazino. Yani onların yaptığı şeyi Bilal abi biliyor. Ben çok uzak kaldım gazino. Ben hiçbir zaman hani maalesef sevemedim. Ben daha çok işte erken yatıp erken kalkmayı seçen biri olarak. Evet. Tabii ki çok güzel bir şey ve çok başarılılar. Gittikleri her yer tıklım tıklım doluyor. İşte Mansun abi geri geldi. Özcan geri geldi. Çok da güzel böyle sektöre böyle bir şey oldu gerçekten. Alişan senin oldu. Haberlerin o zaman eksik yapılıyor. PR'ını yapan arkadaş daha dikkatli olması lazım. Bu kadar çok halk konseri verdin ama medyaya yansımıyor. Dolayısıyla biz de haber yapamıyoruz onları. Yani abi 3 aydır medyada en çok konuşulanlarda hep ilk ondayım. Bravo. Alişan, bravo. Çok yakın dostun Demet Akalın da yeni şarkı çıkardı. Beğendin mi? Bana yolla. Evet. Güzel. O da mesela değişik bir şarkı. O da değişik bir tat. O da değişik bir aranje. O da güzel bir şarkı. Yani artık böyle insanlar değişik şeyler istiyor. Değişti, jenerasyon değişti. Ben bu sene benim 27. yılım. Artık hani her 10 senede bir jenerasyon değişti. 3. jenerasyon oldu bizi dinleyen. O yüzden artık değişik şeyler yapmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. 27 yıl önce rahmetli Hilmi Topaloğlu seni benimle tanıştırmıştı. Hatırlıyor musun o günü? 96 abi. 96 değil mi? Evet. Star Televizyon'da gelmiştiniz. O zaman senin yıldız olacağını söylemişti Hilmi Topaloğlu ve hakikaten bir star oldun. Allah rahmet eylesin. Amin. Allah rahmet eylesin. Amin. Yani ben de çok kolay zamanlar geçirmedim. Abi ben Hilmi abiyle Presimizden ayrıldığımda biz ikimiz tek başımızaydık ve ben ona bir söz vermiştim. Hani ne olursa olsun ben senin yanında olacağım. Son nefesimize kadar birlikteyiz demiştim. Evet. Öyle de oldu. 2003'te Hilmi abi vefat edince ben sudan çıkmış balık gibi oldum. Çünkü ne menajerim var, ne patronum var. Ben daha 4 senelik ocağım içerisindeyim. Ve o zamanlar daha 26-27 yaşında gencilik bir adamım. Ve bizim ki o zamanlar o 2002-2003'lerdeki magazin şeyini, işte tutunmanın ne kadar zor olduğunu, kimler olduğunu rakiplerinin biliyorsun hepsini abi. Evet. Sonra Allah yardım etti işte Cennet Mahallesi. Arkasından işte olay bitmiştiler ikimize birdenler. Sonra bir askerlik yaptım 15 ay. Tam böyle gazımı aldım giderken bir 15 ay her şeye ara verdim. Evet. Doğru. Sen dizilerde de çok güzel işler yaptın. Bir dizide oynamayı düşünür müsün? Abi şu an çok zor ya. Dizide şu anda oynayan hiç sanatçı yok. Dikkatinizi çekmiştir. Çünkü diziler bizim zamanımızdaki gibi değil. Biz 45 dakika dizi çekiyorduk. Evet. Haftanın 3 günü çekip bir günde durdular. 3 gün bize kalıyordu. Alişan'cığım bir dönem Delikanlı'nın kitabını sen yazdın. Evet. Ne kadar merak ediyorlar Alişan bak seninle ilgili. Görüyor musun? Alişan evde durumlar nasıl peki? Yani eşinle yengenin arası düzeldi mi? Buzlar eridi mi? Çok iyi. Çok şükür çok iyi. Her şey iyi. Her şey yolunda Allah'a. Alişan o Buse ve yengen arasındaki problemin senin yengene aldığın bir araba olduğu söyleniyor. Doğru mu? O yüzden yok, Buse bozulmuş sana. Yok hiç öyle bir şey yok. Zaten problem de artık ortadan kalktığı için. Peki hani niye küstü ki onlar? Yani niye böyle bir sorun yaşadılar? Sen söyle çünkü hayır neden biliyor musun? Sen çok seviliyorsun. Bu da çok böyle basına sirayet ediyor ya. Birebir ağızdan hani net olarak sen söyle. Eşimle yengem arasında şundan dolayı bir problem oldu bitti. Ama ne oldu? Yok. Biz çok büyük bir kayıp yaşadık. Başınız sağ olsun tekrar. Yani ben nasıl müziğe döneceğim, nasıl işime döneceğim diye beklerken ki böyle bir şeyi hiç beklemiyordum bile. Yani çok çok büyük bir kayıp bir anda olan bir şey. Allah yardım etti tekrar işime döndüm ve o kayıp sırasında ya bir sürü böyle yanlış anlaşılmalar oldu, yanlış şeyler oldu. Sadece benim ailem için demiyorum yani evet. Komple benim işimle ilgili de benim arkadaşlarımla ilgili de dostlarımla ilgili de o dönemi çok kolay atlatmadık. Hala da zaten. Ama o kadar güzel bir denge kurdun ki Alişan. Gerçekten sen çok kıymetli bir adamsın. Hem ailen için, hem hayranlar için. Alişan, üçüncü bebek gelir mi? Allah bağışlasın, iki çocuğunuz var. Buse çok istiyor ama daha şimdi yani
Neden olmasın ki? Yoksa bir bebek var mı? Sanki yok, öyle. Yok bir şey. Yok yok bir şey yok ama ya Burak yuvaya gidiyor. Eliz bu sene daha ufak ufak işte alıştırma için böyle yuvaya başladı sabahtan öğlene kadar. Ya nasıl İngilizce konuşuyorlar bu yaşta? Değil mi? Nasıl güzel yetiştiriyorsunuz çocukları? Evet. Buse de çok iyi bir anne oldu ama. Evet. Biraz masraflı oluyor ama çok şükür. Alişan hatırlıyor musun? Yıllar önce diyordun ki ya o kadar çok evlenmek istiyorum ki annemi evlendirmeyi çok istiyor ama nereden bulacağım gönlüme ya. Göre birini dedi. Hakikaten öyle güzel bir evlilik yaptın ki öyle güzel bir çok yuva şükür. Kurdun. Çok şükür. Çok şükür. Yani şu anda çocuk büyütmek zor. Çok kolay değil. Yani her şeyi sağlasanız bile maddi olarak... Hani yaşadığımız şu andaki toplumun şeyini görüyorsunuz. Şu sosyal medyada çıkan her gün yeni bir ahlaksızlık, yeni bir şey. Evet. Yani zor. Çocuk yetiştirmek gerçekten zor. Hani erkek çocuğu erkek gibi, kız çocuğu kız çocuk gibi yetiştirmek çok zor. Çok güzel bir şey söyledin. Çok zor. O yüzden Allah hani şu anda bana iki tane evlat nasip etti. Sağlıklı bir şekilde büyüsünler inşallah Allah herkesin Amin. Evladında. Amin. Üç olursa sürpriz olur. Yani olmazsa da iki tane çocuğum var zaten. Sağlık olsun. Allah sağlık versin. Program da güzel versin. Gidiyor değil mi? Nasıl? Evet evet her sabah ben artık söylemezse olmaz zaten bizim odada her sabah açık. Böyle bir bakıyorum. Ben de 2-3 saat erken geliyorum. Mutlaka işte toplantı ne var ne yok diye programda. Bu sene çok güzel başladık. Şükürler olsun. Çok güzel. Yani 4. hafta işte bu hafta itibariyle bir yayınımızı tamamlayacağız. Güzel gidiyor. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz sevgili Alişan. Ben bir şey daha soracaktım ama sizin sorularınızdan fırsat kalmadı. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Öpüyorum ben de. Bay bay. Sağ ol. Eve selam. Peki.